Hemen başında sizleri saygılarımla selamlıyorum. Ekranları kanalıyla bizleri izleyen aziz vatandaşlarıma en iyi dileklerimle birlikte sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden geçen yaklaşık 3 haftalık sürenin ardından siyasi ve stratejik gelişmeleri değerlendirmek amacıyla bugünkü basın toplantımızı düzenlemiş bulunuyoruz. Konuşmama geçmeden evvel hepinize hoş geldiniz diyorum. Kıymetli basın mensupları, saygıdeğer dava arkadaşlarım. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisini 24 Haziran'da başarıyla gerçekleştirmiştir. Türk milleti tercihini yapmış, iradesini göstermiştir. 24 Haziran seçimleri demokratik olgunluk içinde yüksek bir katılımla icra edilmiş, nihai olarak geride kalmıştır. Önümüzdeki 5 yılda 2023 hedeflerini yakalamanın mücadelesi her yönüyle sahnelenecektir. Sonuç itibariyle Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine resmen geçiş sağlamış ve yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bununla birlikte 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi 600 üyesiyle temerküz ve tecelli etmiştir. Bu şartlar altında aziz milletimiz dünyaya adeta bir demokrasi dersi vermiştir. Bundan haklı olarak gurur duyuyoruz. Görülmüş ve anlaşılmıştır ki içte ve dışta sistematik olarak tedavüle sokulan karalama kampanyaları boşa çıkarılmıştır. Ülkemiz aleyhine kurgulanan 6. kol faaliyetleri, algı oyunları, sinsi operasyonlar sandığa çarpmış ve beklendiği üzere tel tel dağılmıştır. Bu tablo gerçekten hepimiz adına bahtiyarlık vericidir. Türk milletinin tarihsel ve demokratik gücünü test edenler hem yanlışa düşmüşler hem de yenilgiye uğrayarak layık oldukları hüsranı tatmışlardır. Türkiye üzerinde hesap yapan odaklar bir kez daha hezimetle tanışmışlardır. Milli uyanış umut vermiş, milli duruluş, diriliş huzur vermiş, bu sayede istikbalin ufku pırıl pırıl parlamıştır. Türk milleti sistemsel açmazları bertaraf etmiştir. Bununla da kalmamış, kansız, kavgasız ve kargaşadan uzak şekilde Cumhuriyet'in 3. evresine sabır, sükunet ve derin bir kavrayışla intikal sağlamıştır. Türkiye'nin demokratik rüştü bir kez daha ispatlanmıştır. Aziz milletimiz sözünü söylemiş, tavır ve tutumuyla ses getirmiştir. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri herkese, her partiye ayrı ayrı ve üzerinde durulması gereken mesajlar vermiştir. Bu mesajlar dikkatle incelenmeli, titizlikle irdelenmelidir. Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran'dan alnının akıyla millet aklının taltif ve teveccühüyle çıkmıştır. Yüksek Seçim Kurulu 24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarını 4 Temmuz 2018'de açıklamıştır. Partimiz 5.565.331 vatan evladının oyuyla %11.10'luk bir oy oranına ulaşmış. Bu kapsamda 49 muhterem milletvekilliğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilme imkanına kavuşmuştur. Bu sonuç geçtiğimiz zorlu aşamalar hesaba katıldığında, karşılaştığımız onca badire göz önüne alındığında
hakikaten başarıdır, takdir edilecek bir yükseliş halidir. 24 Haziran öncesi iflasımızın fermanını yazmışlardı. 24 Haziran öncesi bitişimizin ilanını yapmışlardı. 24 Haziran öncesi tükenişimizin ihbar ve ilamıyla avunmuşlardı. Allah bes baki heves dedik, milletimize güvendik, ülküdaşlarımıza inandık. Allah'tan başka galip yoktur dedik, maneviyatımızın gücüyle direndik. Bardaktan boşarırcasına yağan iftira sahnana rağmen ayakta kaldık, asla geri adım atmadık. İnanıyorsanız muhakkak üstünsünüz ilahi buyruğuna, bütünüyle bağlılık ve sadakat gösterdik. İman varsa imkan da vardır dedik, kuşatmaları yardık, kuyulardan çıktık. Kaldı ki ihanetin imanı yenemeyeceğini adımız gibi biliyorduk. Biz bitti demeden, Türk milleti tamam iradesi göstermeden hiçbir tezgah ve tertibin tutmayacağının farkında ve bilincindeydik. Türk tarihinin itibarı yanımızdaydı. Ecdadımızdan aldığımız feyiz ve ilham yüreklerimizdeydi. Aziz şehitlerimizin duası elbette bizimleydi. Milliyetçi Hareket Partisi tıpkı Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğmuş, milli duruşuyla, milliyetçi mücadelesiyle bir kez daha taraflı tarafsız herkesin hayranlığını kazanmıştır. Türk milleti üç hilali ne mahzun bırakmış ne de mahcup etmiştir. Aslında başarı zamanın bir anında ulaşılan sonuçtan ziyade zorluklara gösterilen mukavemet, saldırılara göğüs geren muazzez ve muteber iradenin tekemmül halinde muhafazasıdır. Bu açıdan 24 Haziran'da Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir başarı elde etmiştir. Hiç kuşku yok ki onunla yetinemeyiz, olmuşla vakit geçiremeyiz. Yerimizde sayamayız, küçük olsun bizim olsun basitliğine sığınamayız. Daha fazlasını istiyoruz, daha çoğunu almayı hedefliyoruz. Eksiğimiz varsa tamamlayacağız, açığımız varsa kapatacağız. Kendimizi unutmadan, kökümüzden kopmadan, kimliğimizi terk etmeden, ülkülerimizi kenara itmeden milli iradenin var olan desteğini arttırmak, arzuladığımız seviyelere çıkarmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Dün tecrübedir, gerekli sonuçları çıkarttık. Bugün fırsattır, yakalamak için çabaladık. Yarın ise umuttur, tutunmak, hakkımızı almak için akıl, sabır ve inançla gereğini yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi, Türklüğün övüncü, Türkiye'nin özgüveni, Türk İslam medeniyetinin özeli ve öz değeridir. Davamızın harcı duayla karılmış, haysiyet ve hedefleri nice kahramanlarımızın fedakarlıklarıyla yoğrulmuştur. Bu itibarla Milliyetçi Hareket önlenemez, öngörülemez, anket ve kamuoyu araştırmalarıyla asla ama asla öğütülemez. 24 Haziran'da partimize oy veren aziz vatandaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Parti teşkilatlarımızı, seçilen veya seçilemeyen tüm milletvekili adaylarımızı kutluyorum. Siyasi görüşü, ideolojik aidiyeti, anasının dili, mezhebi, yöresi ve kökeni ne olursa olsun, milletimin her güzel insanına şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı'nın başarısı için inisiyatif alan, sorumluluk üstlenen, seferberlik ruhuyla sahada faaliyet gösteren her kardeşime tebriklerimi iletiyorum. Bilinsin ki 24 Haziran'da Türkiye kazanmıştır. Türk milleti kazanmıştır.
üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Kundaklanmak istenen milli ve yerli duruş kazanmıştır. Kurcalanmak istenen birlik ve dayanışma ruhu kazanmıştır. Kurban edilmek istenen bekamız ve tarihi haklarımız kazanmıştır. Bunlara karşılık zillet kaybetmiş, ihanet tepelenmiş, bozgunculuk yapanlar, emperyalizmin borusunu öttürenler unutamayacakları bir mağlubiyet yaşamışlardır. Hiç kimse hatırdan çıkarmasın, iradenin sahibi aynı zamanda karar sahibidir. Karar sahibi aynı zamanda sözün sahibidir. İrade, karar ve söz sahibi olan sonsuza kadar egemenliğin de sahibidir ki bu da Büyük Türk milletidir. Değerli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygıdeğer üyeleri 7 Temmuz'da yeminlerini etmişler, kutlu görevlerine başlamışlardır. Partimizin milletvekilleri tam kadro halinde bu anayasal görevi yerine getirmiştir. Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif bir şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir. Partimiz yasama faaliyetleriyle hem seçim beyannamesinde yer bulan vaatlerinin gerçekleşmesini sağlayacak, hem de yürütmeyi denetleme sorumluluğunu yoğun çalışmayla ikmal edecektir. Verdiğimiz sözlerin hiçbirisini unutmadık, unutmayacağız. Taahhütlerimizi boşuna vermedik, bize ümit bağlayanları hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız. Cumhurbaşkanı adaylığında partimizin samimiyetle ve kararlılıkla desteklediği Sayın Recep Tayyip Erdoğan 26.330.823 vatandaşımızın oyunu alarak yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 2018 tarihinde yemin etmiştir. Aynı günün akşamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Birinci Bakanlar Kurulu bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştır. Bir gün sonra yani 10 Temmuz 2018'de hükümet üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevlerine resmen başlamışlardır. Bu arada yine partimizin açıktan ve ön şartsız desteklediği Sayın Binali Yıldırım 12 Temmuz 2018'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. başkanı olarak 3. turda seçilmiştir. Yeni hükümet ilk toplantısını dün itibariyle gerçekleştirmiştir. Önümüzdeki pazartesi günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı teşekkül edecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sınır ve içeriğini belirlemek, nitelik ve uygulama netliğini açıklığa kavuşturmak maksadıyla Birinci Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve takip eden diğerleriyle birlikte bazı atamaları gösteren Cumhurbaşkanlığı kararları resmi gazetede 10 Temmuz 2018'de yayınlanmıştır. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti yeni sistemin doğasına uygun olarak baştan ayağa reform sürecine girmiş, tarihsel hüviyetinden savrulmadan köklü değişimler yaşamaya başlamıştır. Başbakanlık makamı artık son bulmuş, tarihe mal olmuştur. Bakanlık sayıları 25'ten 16'ya inmiştir. Cumhurbaşkanlığı teşkilat yapısında Cumhurbaşkanına bağlı 9 kurul ve 4 ofis teşkil edilmiştir. Maşeri vicdan tarihi gelişmelere, yeni bir sistemin kurum ve kuralları ile yerleşmesine şahitlik etmektedir.
kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu azmedemeyen odaklar, ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir. Ancak başaramayacaklardır. Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir. Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Devlet yönetimindeki laçkalıkların, hantallıkların, kararsızlıkların ve aksaklıkların bertaraf edileceği bir süreç önümüzdedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin tarihsel istikametinden sapma değil, tam tersine bu istikametin teyidiyle birlikte kutlu hedeflere ulaşma azim ve arayışını uhdesinde barındırmaktadır. Cumhuriyet yeni sistemle daha da güçlenmiş, daha da sağlam esaslara bağlanmıştır. Devlet hayatında belirsizliklerin hakimiyeti bitmiş, cepheleşme ve sonuçsuz cebelleşmelerin hükmü geçmiştir. Rejim elden gitti, tek adam geldi diyen sorumsuz ve şuursuz çevrelerin korku aşısı inşallah tutmayacak, kriz ayinleri, kaos beklentileri sonuç vermeyecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin medeniyet ve milletler mücadelesinde stratejik kozu, güvenlik surlu, güçlü ruhudur. Ruh sağlamdır, beden çelik gibidir. Bu ruh bozulmadan, heba edilmeden, devletin kuruluş esaslarından herhangi bir ödün vermeden geleceğe doğru coşkun bir nehir gibi akarsa Türkiye'nin önüne hiçbir mihrak geçemeyecek, hiçbir alçak kumpas sonuç vermeyecektir. Yeni sistem milli iradenin marifet ve mükafatıdır. Cumhur İttifakı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu kazanarak yeni sistemin rotasını çizecektir. Ve temeli millet olan mezkur ittifak hukuku titizlikle korunacaktır. Türk milleti kendi istikbal ümidi ve aydınlık ufku için bir sistem değişikliğini temellendirmiş, demokratik olarak tezahür ettirmiştir. Parlamenter sistem hatasıyla sevabıyla geride kalmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milletinin ruh kökünden doğmuş, Cumhur'un ittifak şuurundan meydana gelmiştir. Bu yeni sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi konusunda parti olarak her desteği vereceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyasetten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde denge ve denetleme görevimizi eksiksiz ifa ederken devlet ve bürokrasi hayatının istikrar ve güvenceye kavuşabilmesi, hızlı ve verimli kararların alınabilmesi için gerek duyulduğu takdirde sözümüzü söyleyeceğiz, tekliflerimizi paylaşacağız, irademizi göstereceğiz. Hatırlanacak olursa daha önce de söylemiştim, gelişmeleri uzaktan izlemeyeceğiz. Meselelere yedek kulübesinden bakmayacağız. Tarihin akışını, devletin yeniden mimarisini atıl ve hareketsiz takip etmeyeceğiz. Müdahil olmamız gereken yerlerde geri durmayacağız. Milletimizin amaç ve arzusu neyse ona kafa yoracağız. Çünkü biz bu ülkeyi de bu milleti de karşılık beklemeden sevdik. Hiç sevgimizde karşılık bekleyerek siyasi tefeci durumuna hiç düşmedik. Ülkücü olmanın şan ve şerefi neyse ona göre hareket ettik. Önce ülke dedik, önce millet dedik. Dava adamlığının onuruyla, yaşanmış Türk-İslam asırlarının vakarıyla ahlaki tutarlılığımızı şekillendirdik. Cumhur İttifakı'na girerken yeni bir sistemi planlayıp hayata geçirirken pazarlık yapmadık, al-ver sürecine heves ve tevessül etmedik. Bazı aklı evveller, beyni menkulleşmiş bir kısım mankutlar çok gizli pazarlık yaptığımızı söylüyor.
Bunların ihmal ettikleri yalın gerçeği yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Ülkücülüğün fiyatı yoktur. Ülkücülüğün pazarı yoktur. Biz ya yurdum ya da yokuz deriz. Muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızda akan kanda gizli olduğunu çok iyi biliriz. Başka da gizlilik tanımayız, tanımayacağız. Hafızası silinmiş olanları ikazen uyarmak isterim ki, pişman olacak söz söylemeyiniz, söylediklerimizden de hamdolsun pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılar için, HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur. Geçmişimize yabancılaşmayız, yabancı kaldıklarımızla da yan yana olamayız. Duruşumuz millettir. Durduğumuz yer Türkiye ve Türklüğün ağır merkezidir. Milliyetçi Hareket Partisi kaçak güreşmez, kaçak dövüşmez. Siyaseti ülke menfaatlerine göre yaparız, vatan için yaparız, millet için yaparız, mertçe yaparız, adam gibi yaparız. Biz ki vatan ve bayrak uğruna övülmeye de ölüme de razıyız. Bunlara seve seve hazırız. Zamanı gelmiş bir fikrin önünde hiç kimse duramaz. Mayası tutmuş hamur teknede durmaz. Kaynayan kazan kapak tutmaz. Doğan güneşin önüne perde çekilmez, çekilemez. Taş yerinde ağırdır ama şartlar oluştuğunda her sorumluluğun içinde sonuna kadar oluruz, sonuna kadar da hizmetimizi heyecanla yaparız. Nitekim biz merhum Cemil Meriç'in dediği gibi yürüyen mezar taşı değiliz. Bu ülkenin, bu milletin kıymetini bilmezsek ne kıymet bulabilir ne de kıymet yetiştirebiliriz. Affettiğimiz kıymetin ederi ise bizim nazarımızda paha biçilemez ölçüdedir. Türkiye'nin aydınlanan geleceğini güvenceye almak, yeni teamüllerin oluşmasına katkı sağlamak, yasa ve anayasaya ve uygun yönetim sistemini bütün yönleriyle kurumsallaştırmak gayemizdir. Gayretimiz bu yönde olacaktır. İkinci meşruiyetin siyasetimizin laboratuvarı olduğuna dair genel kabul görmüş bir fikir vardır ve bu tespit çok da yanlış değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle başlayan dönem siyaset ve devlet hayatının sıçrama tahtası önümüzdeki bin yılların altın anahtarıdır. Bu anahtar doğru kullanılırsa Türk milletini ebedi yurdundan söküp atmaya hiçbir namert ve hainin nefesi yetmeyecektir. Al bayrak sistemi diye sembolleştirdiğim, anlam koordinatlarını belirlediğim yeni sistem ruhuna ve dokusuna muvafık şekilde tatbik ve tesis edilirse inanıyorum ki geçmişin kronik anlaşmazlıkları, kriz çıkartan anormallikleri bir daha asla yaşanmayacaktır. Milletin isteği de budur. Biliniz ki mazlum milyonların, gönül ve kültür coğrafyamızın beklenti ve özlemi bundan farklı değildir. Türkiye yükselişe geçmiş, ölü toprağını üzerinden atmıştır. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım. Dünya hızla değişiyor. Hatta günden güne başkalaşmanın seline kapılıyor. Maalesef geleneksel değerler aşınıyor. Ahlaki yozlaşmanın çekim alanına sıkışıp can çekişiyor. Küresel ve bölgesel ölçekte ilişki ağları hem tıkanıyor hem de tahribata uğruyor. Ticaret savaşları, kur üzerinden yapılan güç mücadeleleri, insanlığın huzur ve güvenliğe duyduğu ihtiyaç her geçen gün artıp yaygınlaşıyor. Dünya adeta her gün yeniden yıkılıp yeni baştan kuruluyor.
Ülkeler arası çıkar ve nüfus çekişmeleri şiddetlenmekle kalmıyor, asimetrik ve aritmetik şekilde yoğunlaşıyor. Göç sorunları, terörizm musibeti, ekonomik türbülanslar, sosyal çalkantılar, siyasal açmazlar, etnik ve mezhep tartışmaları, kimlik ve kültür değerleriyle çatışan teknolojik ilerlemeler insanlığın umutlarını köreltiyor. Ahlak, adalet, eşitlik, bireysel hak ve özgürlükler batmakta olan gemi gibi su alıyor, dibe doğru kayıyor. Türk milleti ateşle çevrili bir coğrafyada yaklaşık 1000 yıldır hayat ve varlık mücadelesi veriyor. Bağımsızlığımıza leke sürmek için pusuda bekleyenler, her fırsatı ganimet görüp devreye giriyorlar. Milli birlik ve kardeşliğimizi baltalamak, milli kimlik ve tarihi haklarımızı buharlaştırmak için komplo tezgahlayan ahlaksız ve vicdansız çevreler yığınak üstüne yığınak yapıyorlar. Amaçları kaynağımızı kurutmak, amaçları bekamızı kavurmak, amaçları mukaddesatımızı kurşunlamak. Bizim yapmamız gereken aynen merhum Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi önce kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmektir. Kimiz, neyiz, nasıl bir tarihin çocuklarıyız? Sorunlarına isabetle cevap bulmaktır. Bulacağımız bu cevaplar vatan ve millet hizmetine adanmış, müdafaa ruhumuzu güçlendirecek, dayanışmamıza kuvvet ve derinlik katacaktır. Türk milleti varlığının bedelini sayısız kere ödemiştir. Tarihin sararmış ve buruşmuş sayfaları bunun delil ve belgeleriyle doludur. Fakat 15 Temmuz 2016'da yaşanan dehşet ve vahşet son 2 asırda karşılaştığımız hiçbir zulme, hiçbir hiyanete benzememektedir. 15 Temmuz'da bir tür kabakçı Mustafa ayaklanması veya nevi şahsına münasır patrona Halil ayaklanması baş göstermemiştir. 15 Temmuz'da çağımızın Celali ayaklanması gibi bir durum da söz konusu olmamıştır. 15 Temmuz'da dini kısviyeye bürünen, hizmet ve himmet örtüsüne saklanan, cemaat olgusundan cürüm ve cinayet çıkaran hain bir terör örgütü Türkiye'yi işgale kalkmıştır. FETÖ ihaneti sadece bununla yetinmemiş, milli ve manevi değerlere telafisi uzun zaman alacak zarar ve ziyanlar vermiştir. Sistemli şekilde devlet kurumlarına yuvalanan, zamanla sivil toplum kuruluşlarına ve toplumsal hayata sinen ve yerleşen FETÖ neden olduğu yıkımlar, yol açtığı tahribatlar sebebiyle milli hafızalardan asırlarca çıkmayacaktır. FETÖ melanettir, iblisin yeryüzü garnizonudur. FETÖ rezalettir, Türk, Türkiye, İslam düşmanlığı şöyle dursun, insanlığın utanç vesikası, kalleşliğin, kahpeliğin ve günahkarlığın beşeri bileşkesidir. Türkiye'miz direkt değil, dolaylı şekilde devşirilmiş vandallar kullanılarak, kurşun askere dönüştürülmüş kanlı bir taşeron vasıtasıyla ele geçirilmek istenmiştir. FETÖ, Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere, devlet ve toplum hayatının 8 alanına çöreklenmiş, yıllar yılı en hassas mevki ve mertebelere çökerek palazlanmıştır. Şurası açıktır ki FETÖ'nün ürediği ortam, teşvik gördüğü iklim, güçlendiği yapı, tutunduğu çatı mutlaka enine boyuna analiz edilmelidir. Siyasi beklentiler uğruna devleti içten içe kemiren hiçbir kanun dışı grup veya oluşuma müsamaha gösterilmemeli, müsaade edilmemelidir. FETÖ ile mücadele sadece adli, idari süreçlerin tahkimi ya da güvenliğin dönemsel icrasıyla sağlanamayacaktır. Devlette stratejik bir bakışın oluşması, ufuk ötesini görebilen bir şuurun olgunlaşması şarttır, acildir, en temel zorunluluktur.
FETÖ'yle mücadele aslında Haçlı kafasıyla ağır aksak yürüyen Haçlı kafilesiyle mücadeledir. Ve asırlarca bu mücadele devam etmektedir. Bundan sonra da edecektir. Aklımızı başımıza almazsak, şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak. 15 Temmuz'da yapamadıklarını bundura getirdiklerinde hayata geçireceklerdir. 15 Temmuz bir milattır ve Türk milleti istiklaline kanıyla, canıyla, imanıyla sahip çıkmıştır. O kanlı gecede yaşananların tekerrür etmemesi hem bizim hem de bizden sonraki nesillerin boynunun borcu, ecdada ve şehitlerimize vefanın gereğidir. Türk milleti tankların önüne yattı, darbecilerin önüne geçti. Kanunsuz uçurulan savaş uçaklarına, helikopterlere, ateş yağdıran silahlara meydan okudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alçakça bombaladılar. İşgal yıllarında bile görülmemiş barbarlığın tarafı oldular. Emniyet istihbarat binalarına saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesine kurşun sıktılar. Masumları can evinden vurdular. 251 kardeşimiz şehit düştü. 2194 kardeşimiz ise gazi oldu. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam almak için bir dolarlık ederleri olan FETÖ'cüleri üzerimize saldılar. Pensilvanya'dan işgal girişimini kumanda edildi. Allah'a şükürler olsun ki Türk milleti yılanın başını deliğinden tam çıkmak üzereyken ezdi, kopardı. Milli vicdan korkusuzca direndi, hayasız akını durdurdu. FETÖ'nün kökünün kazınması için suçluların hesap vermesi kadar fikir ve kanaat ve eylem liderlerinin yakalanıp mahkemeye çıkarılması, bunların moral ve motivasyon atmosferinin kurutulması çok önemli, çok elzemdir. FETÖ'yle mücadelede stratejik Türk devlet aklı bir konsept dahilinde tam ve eksiksiz uygulanmalı, uyarılmalıdır. Mağdurların hakkı korunmakla birlikte suç ve suçlulara hoşgörü kesinlikle gösterilmemelidir. Önüne gelene FETÖ'cü denilerek asıl FETÖ'cülerin unutturulması, kripto damarın muhtemel tuzak ve tahrikleri engellenmelidir. ABD ile ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa NATO gerçekten de Türkiye'nin terörle mücadelesini samimi destek veriyorsa ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır. Biz lafa değil icraata bakarız. Temennilere değil atılan adımlara dikkat ederiz. Türkiye 15 Temmuz'da henüz tam bir hesaplaşma yapamamış, tedirginliği atamamış, riskleri aşamamıştır. Darbe ve vesayet tehlikesi tam manasıyla geçmemiştir. Hala siyasi ayak gizemini korumaktadır. Dürüst ve yürekli bir mücadele sürse de hala mevzi düzeyde sonuçlar alınmaktadır. Türkiye hem FETÖ belasını hem de PKK tehdidini tamamen bitirerek gündeminden çıkarmalı, geleceğimiz emniyete alınmalıdır. Bu konuda devlet ve hükümete desteğimiz tamdır. Nitekim süreç uzadıkça ilk günkü kararlı duruş tavrını kaybederek tavsiyebilecek hainler farklı kılık ve maskelere bürünebilecektir. Endişemiz budur. Yakın tehlikede de budur. Yarın 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünü anacağız. 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik gününde o meşhum gecenin bir kez daha muhasebesini yapacağız. Yani 15 Temmuz'ların olmaması için gerekli tedbirler neyse onu almak için kolları sıvayacağız. Allah'tan niyazım bir daha böylesi işgal ve istila teşebbüslerinin yaşanmamasıdır. Allah'tan niyazım kahraman ve gazi Türk milletinin birlik ve beraberliğinin asla bozulmamasıdır. Biz sağlam durursak, biz bir olup diri olursak, nasıl ve neyle saldırırlarsa saldırsınlar, kalemizi aşamazlar,
bizi teslim alamazlar. Bir ölürsek bin diriliriz. Alemde şer bitmezse, herkes duysun ki Oğuz neslinde er tükenmez, tükenmeyecektir. 15 Temmuz'da destansı mücadeleleriyle milli gönüllerde taht kuran 251 şehidimize, terörle mücadelede tarih yazan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve huzurlu ömürler temenni ediyorum. Rabbim milletimizi korusun, ilelebet kollasın, himaye etsin, duasını paylaşıyorum. Sayın basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, basın toplantımızın sonunda sizleri saygılarımla selamlıyorum. Hacı Bayram'dan duasını ilk meclisten ruhunu alan yeni hükümete üstün başarılar ve Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Ayrıca medyanın çölleşmiş ve çürümüş kiralık kalemini Bosnalı Müslümanlara bühtan ve hakaretinden dolayı lanetliyorum. Teşriflerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Arkadaşlarımızın sorusu var mı? Buyurun efendim. İYİ Parti'de bir yakınlaşma tablosu ortaya çıktı. Evet. Elinizi öptüler, sohbet ettiniz, tokalaştınız. Koray Aydın bu tabloyu sizin pişman olduğunuz için böyle davrandığınız şekilde yorumladı. Siz nasıl yorumlarsınız? Sayın Koray Aydın tecrübeli bir siyasetçidir. Daha dikkatli konuşmasını tavsiye ederim. Bazı konuları da anlaması gerekir. Bir selam vermek, bir el sıkmak, şerle hayrı birbirinden ayırır. O bunu kavrayamıyor. Bizde tahribat yaparak kopanlardan kimi dost, kimi şer, selam ve el sıkmakla belli olur. O gün onlar imtihandan geçmiştir. Bu imtihanın farkında bile değillerdir. İYİ Parti Genel Başkanı HDP için sizin konuşmanızda da belirttiğiniz gibi Kürt siyasi hareketi tanımlamasında bulundu. Bu nedenle de istifalar söz konusu gündeme geldi. Sizin siyasi tecrübenizle bu istifalar devam eder mi? İstifa edenlerin MHP'ye gelmesi söz konusu olursa kapı açık. Beş benzemezden bir arada siyasi parti oldukça önemli bir kabiliyetle yaşatılır. O kabiliyet var mıdır? Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Evet. Buyurun efendim. Serkan Kaya TV. Efendim konuşmanızda darbe tehlikesinin, vesayet tehlikesinin henüz atlatılmadığını ve tedirginliğin devam ettiğini söylediniz. 18 Temmuz'da da OHAL süreci sona eriyor ve hükümetten yeni bir OHAL'e yönelik karar çıkmayacağı anlaşılıyor. OHAL'in kaldırılması sürecine nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de ikinci sorum olacak müsaadenizle. Seçimden önce af konusunu gündemine getirmiştiniz. Meclis açılınca bu konuyu meclis gündemine getirecek misiniz? Teşekkür ederim. Af konusu gündemimizdedir. Seçim beyannamemizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. 49 milletvekiliyle ne kadarını başarırız, onu da zaman içerisinde göreceğiz. Evet. OHAL'in kalkması ayın 18 itibariyle son buluyor. Bu bir toplumsal talep haline dönüşmüş. Fakat OHAL'in uygulamasında aksayan ve ülkeye zarar veren boyutları yeni bir yasa hazırlığıyla giderilecektir. Bu ifade ediliyor. Böyle bir yasa meclise geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi gereğini yapacaktır. Evet. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulduğunda Cumhurbaşkanı mı diye yoksa başkan mı diye ifade edelim sorusu soruldu. Başkan diyebilirsiniz dedi. Sizin partinizden de aslında başkan ifadesinin Cumhurbaşkanı tabirinin daha yerinde olduğu ifade edildi. Hem bu konuda başkan konusunda
hem de AK Parti'den yükselen kurucu cumhurbaşkanı konusundaki değerlendirmeleriniz nelerdir? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı kendisine nasıl hitap edilmesini istiyorsa o şekilde yapmak isteyenler yapsın. Biz bunu böyle diyemezsiniz, dememelisiniz demeye gerek yok. Yalnız Cumhurbaşkanı tektir. Başkan işe su salonunda 50 tane var. Türk Ocakları Başkanı var, parti başkanı var. Ama Cumhurbaşkanı tektir. Evet. Kurucu Cumhurbaşkanı, AK Parti'den yükselen efendim, kurucu Cumhurbaşkanı evet. İfadesi. Bununla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu? Doğru bir tabirdir. 94 yıldan bu yana Türkiye'de üçüncü evre olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oluşmuştur. Bunun kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve çalışma arkadaşları olacaktır. O sebepten dolayı bu tabirlerin arkasında başka şeyler aramaya gerek yok. Bunlar doğru tabirlerdir, anlamlı tabirlerdir ve yapılması gereken bir anlayışın işaretidir. Evet. Buyurun efendim. Efendim, biraz önceki soruya da bir ek olarak Sayın Koray Aydın'ın yapmış olduğu açıklamaların içerisinde MHP'den İYİ Parti'ye de geçebilecekler olabilir dedi. Böyle bir iddiada bulundu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Rüyalar, hayaller, hülyalar çok güzel şeylerdir. Buyurun efendim. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan kurullar ve ofislere atamalar yapılacağını söyledi. Cumhur İttifakı üyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nden temsilciler o kurumlarda, kuruluşlarda yer alacak mı? Metinde ifade ettim. Herhangi bir talep ve beklentimizin olmadığını söyledim. Artık Cumhurbaşkanlığı yürütmeyi temsil etmektedir. Kendi inançları, ilkeleri doğrultusunda nasıl hareket edecekler onların takdirinedir. Evet. Başka var mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.